21 yıl önce öldürülmüştü. Sanıkların olay tarihinde nerede olduğunun tespiti için rapor istendi. Olay 30 Haziran 2001 tarihinde Derince'de meydana geldi. O tarihte asker olan Kasım Aydın dağıtım izine geldiği sırada kimliği belirsiz kişiler tarafından darp edildikten sonra boğuldu. Kasım Aydın'ın telefon ve cüzdanını alan şahıslar olay yerinden uzaklaşırken 2001 yılında faili meçhul olarak kapatılan dosya Kocaeli Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Cinayet Bürosu dedektifleri tarafından yeniden açıldı. Dosyayı titiz bir şekilde inceleyen ekipler yeni deliller ışığında farklı bilgilere ulaştı. Zanlının o dönem arkadaşı olan iki şüpheli üzerinde yoğunlaşan ekipler geçen yıl yaptıkları operasyonla H.I.'yi gözaltına alırken H.I. ile birlikte cinayeti işlediği iddia edilen diğer şüpheli T.K.'nın ise başka bir suçtan dolayı cezaevinde olduğu öğrenildi. Öte yandan H.I. de tutuklanarak cezaevine kondu. Kocaeli 7. Ağır Ceza Mahkemesi'nde şahısların yargılanmasına devam edildi. Duruşmaya taraf avukatları tutuklu sanıklardan H.I. ve T.K. katıldı. Savunması için söz hakkı verilen H.I., ailesinin ve kendisinin zor durumda olduğunu, bir yıldır tutuklu bulunduğunu, 20 sene önce olan olayın delillerini karartma gibi bir durumunun olmadığını söyleyerek tahliyesini talep etti. Diğer sanık T.K. ise H.I.'nin verdiği çelişkili ifadeler sebebiyle yargılandığını söyleyerek beraatini istedi. Mahkeme heyeti maktulün ve sanıkların kullandığı telefonların incelenmesini, olay yerinde ve sonrasında 3 gün gitmiş oldukları güzergahın da harita üzerinden gösterilmesi için rapor hazırlanmasını istedi. Heyet tutuklu sanıkların tutukluluk halinin devamına karar vererek duruşmayı erteledi.